Birçok kesim tarafından merakla beklenen torba kanun tasarısı meclisten sabaha karşı geçti. Düzenleme, madencilik, taşeron işçilik, kamu alacaklarının yapılandırılması ve öğretmen atamaları başta olmak üzere 45 farklı kanunda köklü değişiklik içeriyor. Tasarıya göre yeraltı işlerinde çalışan işçilerde kıdem şartı aranmayacak. Çalışma süresi haftada en çok 36 saat olacak, günlük çalışma süresi 6 saati geçemeyecek ve emeklilik yaşı 55'ten 50'ye düşürülecek. Ayrıca Soma'daki maden kazasında ölenlerin SGK'ya olan borçları silinecek. Ailesinden bir kişiye istihdam sağlanacak. Yine tasarıya göre 31 Aralık 2014 tarihine kadar 35 bin öğretmen atanacak. Nakdi tazminat ve aylık bağlanması hakkında kanunun kapsamına girenler, tüp bebek uygulamasında verilecek destek için aranan son 3 yıl içinde diğer tedavi yöntemlerinden sonuç alamama ve en az 5 yıldır genel sağlık sigortası olma şartlarından muaf olacak. Bazı kamu alacaklarında faiz, cezai faiz, gecikme faizi, gecikme zammı, YÜFE oranları esas alınarak yeniden hesaplanacak. Ancak vergi cezalarının silinmesi söz konusu olmayacak. Vergi asıllarının tamamı, cezaların tamamı yeniden yapılandırma kapsamında tahsil edilecek. Yasak yerlerde tütün mamulleri tüketenlere verilen idari para cezaları hariç olmak üzere, İlgilisine tebliğ edilmemiş olan 120 TL'nin altındaki idari para cezaları tahsil edilmeyecek. Mahkemelerin üst düzey kamu görevleri hakkında verdiği atama, görevden alma, göreve son verme ve yer değiştirme, görev ve ünvan değişikliği ile ilgili iptal ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararların gereği 2 yıl içinde yerine getirilecek. 2 yıl sonunda da başka bir kadroya atanacak. Mahkeme kararlarının gereğini yerine getirmeyen kamu görevlisi hakkında ceza soruşturması ve kavuşturması yapılamayacak, ancak disiplin hükümleri saklı olacak. Kanunla tüm illerde bucaklar kaldırılıyor. Kıymetli taşların borsada işlem görmeyenleri, KDV istisnasının dışına çıkarılırken yurt dışından gelen pırlanta, gümüşten takılarla pırlantalı altından takılar ÖTV kapsamına alınıyor. Ve son olarak muhalefetten büyük tepkiyle karşılanan o maddeye göre İstanbul'da Ataşehir ve Ümraniye ilçelerinin hudutları 04 ve E80 karayolu sınır olarak tayin edilerek yeniden belirleniyor. Sayın Serindal.